Ama amatörlük değil zaten orada. Bence Galatasaray başkanı gibi sen çok yanlış yerden bakıyorsun. Bir defa şunu söyleyeyim. Yeryüzünde bunu yapan tek ülke biziz bir defa. Yok. Eğer amacımız futbolsa Almanya, İngiltere, İtalya hepsi salak olması lazım. Hepsi çünkü öyle saymışlar. Amatörü saymışlar. Adam Efe Ekkaf'ın birinci maçını mahalle arasında yapıyor. Ama sayıyor. Böyle bir şey bir tek bizde var. Hepsi. Al Alman Ligi şampiyonları diye yaz Google'a şimdi. Sana ismini tanımadığın 20 tane takım çıkar. 1900 bilmem kaçtan başlar. Bir defa dünyada yani. Yok bu nezik öyle değil mesela. Aç bak yaz şimdi yaz Bili çıkar. Biliyorum ama. Almanlar da FIFA'ya üye oldukları günden sayıyorlar. İtalyanlar da İngilizler zaten sayıyor. Fransa da bizim dışımızda böyle 1959 niye 59 mesela? E, profesyonelliğe geçiş. Niye? Ne? Profesyonel olman gerekmiyor ki. Milli olman gerekiyor. Zaten bak şimdi. Şey, önce şunu söyleyeyim. A ile falan kıyaslayamayız. Hayır mi? hayır. Her şeyle kıyaslayamayız. Serie A'da 18-20'li takımlı deplasmanlı çok ciddi bir deplasmanlı Onların çok önemli yok. Onların çok önemli önemi mu? yok. Hayır hayır. Bak şöyle. Bir defa bu olayı ilk gündeme getiren benim. Nihat abiyle yaptığımız röportajda. Fenerbahçe onun üzerine başvurdu. Yayıncı kuruluşlar geçen hafta konuştu bunu. Yani bu olay bir. İlk gündeme getiren yıllar önce rahmetli Cenk Koray'dır. Cenk Kolay başvurdu. Geri verilsin şampiyonluklar evet. hani bundan önce. Bizim federasyon dedi ki veremeyiz dedi. Cenk Kolay da bırakmadı. UEFA'ya başvurdu. Dedi ki size göre Türkiye'de 58, 59 ve 57, 58 yılların şampiyonu kimdir dedi. UEFA'dan cevap geldi. Real Madrid'de oynamış Beşiktaş 59'un şampiyonudur. Hı, hı Bir de bir takım daha unuttum şimdi. Şampiyonlar Şampiyon Kulüplere gelen takımınız budur diyor. Referans neydi peki? Şey, referans bu. Referans Avrupa'ya gitme referansı. Şampiyon kulüplere gitme Avrupa'ya değil şampiyon kulüplere. Bu tamam. UEFA'ya diyorsun ki bu benim Avrupa şampiyonum. Avrupa'ya gitme referansı. Bir dakika şimdi bak. Bu kadar ne? Ben sana kaç referans sayacağım. Ee, Galatasaray başkanının söylediği kadar basit bir olay değil bu. Birinci referans şu. Türk milli takımı kaç defa şeye gitti dünya okumasına gitti biliyor musun? 3 defa hak etti. İkisi 59'dan önce. Niye gönderdin o zaman? Sen de lik yok ki amatörsün sen. Dünya ne işin var senin? Sen niye milli takım kuruyorsun? Amatör de bunlar. Niye adına amatör milli takım demiyorsun? Yani bu şekilde bakamayız bence. Bir dakika, sen bakamazsın. Futbol bile herkes böyle bakıyor. Niye? Türk milli takımı diyorsun. Amatör milli takım değil. Bak amatör milli takımın var senin bu sene. Sen diyorsun ya amatörlük, profesyonellik. Tamam. Niye Türk milli takımı diyorsun? Niye amatör milli takım demiyorsun? 1950'de Dünya Kupası'na gidiyorsun. Seri gidemiyorsun da. Şimdi abi tartışma nerede başlıyor Bir dakika, 54'e ben şu bilgileri... girersek... Hayır hayır. Bak burada mantık şudur. Bir, FIFA'ya üye olduğun yıldan şampiyon sayacaksın. Tamam ya yani FIFA üyeliğin Bir, kabul oluyor. Geliyorum. Şampiyon, oynanan şampiyon kadar ismini söyleyeyim ben sana. Tabii. Adı ne? Türkiye Futbol Birliği. Fransa Futbol Birliği değil. İstanbul Futbol Ligi değil. Başkanı dediği gibi pazar ligi değil. Türkiye Futbol Birliği. Kaç kaç takım katılmış? Türkiye'den kaç önemli takım alınmış? Değil. Bak, önemli olmaz Serdar, olur Serdar, mu? Serdar bak. Mesela Abi mesela. önemli olmaz olur mu? Bir İstanbul takımlarıyla maç yapmışsın. Güneydoğu Anadolu'dan, Karadeniz'den, İç Anadolu'dan bir tane takım almamışsın. Ondan sonra Türkiye ile gideceksin ona. Türkiye Futbol Birliği demiş. İstanbul'u gidememiş. İstanbul'u gelce oynanıyor o zaman. İstanbul Ligi ayrı Ayrıca ligi, oynanıyor. Türkiye Ligi ayrı Tamam işte Türkiye futbolu. 7 ben, tane takım var abi. Ben 7 takım 8 takım Seri A'dan bakamazsın. bahsettik az evvel. Seri A'da 18 takımlı ligde deplasmanlı bir şekilde oynanıyor. Oradan oraya oradan oraya deplasmanlı bir şekilde oynanıyor. Peki, Burada 7, 7 takımla... tane da... takım varken Galatasaray'la Fenerbahçe'nin 5'e şansları eşit miydi? Hep. Ya peki bir şey soracağım. Bir dakika, eşit miydi? Bu, Orada eşit bir detay var. Fenerbahçe Peki bir şey, bir şey soracağım. Diyor. Galatasaray niye sayılmasın bir şey diyor. Orada... Niye sayılmasın diyor. Bir detay vereyim. Diyorsun ya Türkiye Ligi. Adı iki 1959'da tane... kuruldu. Bak, Yok, bir şey söyleyeceğim. Hayır hayır. Öncesi 23'ten sonra iki tane lig var bizde. Ulusal Lig. Birinin adı Türkiye Futbol Birliği, diğerinin adı da Milli Küme. Peki bir şey soracağım. Yani İstanbul'u mu sayacağız abi? İkisini de sayacaksın. Adı Türkiye Futbol Birliği ve Milli Küme olanları sayacaksın. FIFA üyeliği 1923. Oradan itibaren zaten. Peki sayacağım. bir şey soracağım. Bununla da Türkiye Ligi ya. Evet, mesela İzmir. Yani Serdar'ın şey bu bakış açısına çok üzülüyorum. Bak, bak, şurayı bitireyim abi. Söyle bitir. Şimdi diyorsun ki Türkiye ligi diyorsun, İzmir şampiyonu. İzmir o zaman şöyle bak, Trabzon ligi var, İzmir ligi var, Ankara ligi var. İstanbul birkaç, ligi de var. İstanbul ligi var. Birkaç lig daha var. Evet. Neden Trabzon'dan takım almıyorsun mesela? Demi, Eskişehir'den Eskişehir'den Demirspor geliyor mesela. Tamam mı? Neden İzmir'in şampiyonu buraya gelmiyor? 42 sana, 43'te şampiyon olan sen Göztepe, sen gel gel kardeşimi... Göztepe peki şunu diyebilir mi? Bak şurayı bitireyim. Göztepe şunu iddia edebilir mi? Ya kardeşim beni niye almadınız? Benim de o zaman şampiyon olma hakkım var mıydı? Sen dedin ya az evvel Beşiktaş'taki şartlarda uygun olan katılacağım katılacaklar herkes katılabiliyor. Sen o, sen şey dedin ya Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş eşit evet, mi? Evet, eşit. Evet. Peki göztepe niye eşit değil? Göztepe Hayır. de diyemez mi bugün? Orada da benim de şampiyonluğum var. Hayır, numar. sen şimdi şu an çok hafif af konuşuyorsun. Niye? Açmam lazım ya kardeşim. O dönem şartlarda katılacağım deyip dalmayan de kulüp yok. Sen şimdi niye çıkarıyorsun Göztepe almadılar diye? O dönem şartlar benim bugün nasıl şartlar. Bak demiş var. ki başkan başvurulan şampiyonluklar lig müsabakaları statüsü dışındadır. Ya ne? Şimdi yok, demiş. Ya. Yok ben seni Şimdi ee, bak bunu, ...argümanını çürütmek için söylemiyorum böyle abi, gibi karşılık ...yaparsak olmaz... ...bu işin bir defa şu mantığını anlayalım... ...dünyada bunu yapan bizden başka ülke yok... ...bir anlayacağız... 2 ulusalliklerini inkar eden başka ülke yok... ...üç milli takımı kurmuşsun... ...50 ve 54'te dünya akmasına gitmiş... ...birine parasından gidememiş... ...seni temsil etmiş o adamları inkar ediyorsun... ...ve bunu bir tek daha inkar ediyor... ...Beşiktaş'ın bir rahatsızlığı yok... Fenerbahçe'nin yok. Niye? Bayern sene... Münih'in 1960'lardan önce şampiyonluğu var ben mı? Ben sözümü bitireyim. Boş ver. Dur. Şöyle Oradan anlaşamayacağız seninle. Serdar'ın kafasına bakarsan yarın bir adam çıkacak şöyle diyecek. Türkiye birinci diyecek. 90 2000'e kadar Türkiye birinci ligi saymayalım o şampiyonlar diyecek. Niye öyle Yarın abi? diyecek. Bugün buna diyen yarın diyecek ki bir tanesi. Süperlik olunca artık marka değeri arttı. Fut, saymayalım çünkü birincilik artık ikinciliktir diyecek bir tanesi. Diyebilir yarın. Diyemez. İsmi değişti. Diyemez. Der der. Öyle bir der ki, profesyonellik ayrımı var. Profesyonellik diye bir ayrım dünyada yok. Sen var. şu anda onu söylüyorsun. Var. Ya. Bundesliga var. Ya, ya, Serdar. Majörlük değil mi burası? Futbol futbolun oynandığı ülkeleri sayıyorum. Sen sen tutturdun bu Bundesliga diye. e diye sen orada. Telefonumun şarjı bitti açıp bakamıyorum. Sana söyleyeceğim. Kars Tuzla'nın bile şampiyon olmadı. E var. bakalım abi. Bakalım bak bak, yıldız... bak, yıl... Yıldız... bak Bundesliga şampiyon bunun... şey. De ki Alman Almanya şampiyonları de, listelerden baş. İtalya şampiyonu yaz nereden başlıyor? Nasıl yıldız verilmiş mesela bu Bundesliga'da? Ya yıldız nezligadan? ayrı yıldız saymayabilirsin. Zaten konumuz yıldız değil mi yıldız aslında? Yıldız değil. Yıldız konumuz net yıldız abi. Ya ben konusu yıldız onunla tartışırım. Belli. Konu konu net bir şekilde yıldız. Konu yıldız olmayabilir. Benim çok burada değil o. Ben şunu söylüyorum. Galatasaray'ın saymadıysa Gündüz Kılıç, Metin Oktay, Turgay Şeren. Turgay Şeren. Suat atmamak Mamat. Suat Mamat. E Can Demir Berkman. Kadir Aytaç, Coşkun Özarı. Bunlar senin tarihinde yok. Ali Samiye'ni saymıyorsun ya Abi, başkan. 1900, başkanları... Yani ilk 1902-1903'te. Evet ne Peki. oldu? Bakalım e, rotation, rotation, kim? Rotation, Abi bir şey olmadı. Diye kim? Bir, evet. bir Bir şey olmadı abi. Burada, yani şeyde. burada yıldızlar nereden sonra verilmiş? Lütfen bakabilir misin? konumuz. Sen başka yerden konuşayım. Ben başka abi, yerden. Şimdi ben yıldız konuşuyorum. Konu aslında. Konunun ana fikri ne? Fenerbahçe'nin ana fikri ne abi? Şampiyonluk kazanmak mı? Yıldız kazanmak mı? Yıldız kazanmak. Fenerbahçe'den bana ne ya? Ben Türk futbolunda 20 yıldır. Abi ortaya Hayır, Fenerbahçe, Fenerbahçe takımı benim. E tabi Yani sonuçta bu iddiayı, bunları bu hak atan. benim diyor. Bu şampiyonluklarımı geri ver. Ve ben, ben yıldız alayım statü neyse yıldızımı takıyor. Birbirimizi, diyor? birbirimizi kandırmaya gerek yok. Ben ki. 25, bu konunun ana fikri bu değil mi? Baba sen nereden geldin? Ben 25 senedir bu işi uğraşıyordum. Sen bana Fenerbahçe oldu. Ben 25 sene önce yazdım bunu yazdım. Abi ben, ben de bu işi Abi, okudum. Abi olur mu öyle şey? O da hayır, hayır. belirtecek ama yapma. Ben, ben de okudum abi futbol tarihini. Abi tarihine. ben, ben susuyorum. Ya, ya bir şey diyorum. Ben bir, 25 yıl tamam kendim yazdım diyorum. Bir dakika bir tamam. Fenerbahçe, bir, bir dakika, bir tamam. Fenerbahçe Yıldız'dan bana ne? Ben 25 yıl mücadele ben, ediyorum. Ben iddia Bu şampiyonlar sayılsın abi. diye diyorum. Biliyorum rahmetli Benim de, Cenk, Cenk, Cenk Koray'la da. Benim yok diyorum. Cenk Koray'la da röportaj yaptım gittim. O bana ne anlatıyor? Ben, kolum. Cenk ben, Koray'ın haklı tamam, bir diyor. iddiası var. Bu da haklı. Ben de şunu söylüyorum. Benim Yıldız'da derdim yok. Yıldız'lara saymasınlar. Ben iddia üzerine konuşuyorum. İddia üzerine konuşuyorsun. Ben dedim ki ben sana başka bir şey anlatıyorum. Dünyada al bak Almanya'yı sordum. Bunu istikadeyi tutturuyor. 1902. Ben Yıldız'lardan bahsediyorum. Ben yıldız çıkalı ben, 20 sene oldu. Soru şu. Ben bundan bahsediyorum. Yıldız çıkalı Dur 20 sene abiciğim, oldu. Soru Allah aşkına beni de aydınlat. Ya neyse çıkalı 20 sene oldu. Fikir ayrılı olacak gayet olur. de güzel. Fikir ayrılığı meselesi olayın özü. O, tamam. Bir ligin Fenerbahçe kulübü bu isteğinde haklı mı? Haklı. Kardeşim sabah ne zaman kuruldu? 1985. 20 tane patron değişti. Sen diyemezsin ki onu saymıyorum bunu. Say Böyle bir şey olur mu ya? Sabahın bir tarihi var. Türk futbolunun bir tarihi var. Milli takımı maç yapmış. 83 tane maç. Bu maçları inkar edebiliyor musun? Tabii ki edemezsin. Ee, Yazıyor. Yani yazıyorsa o milli takımdaki edemeyiz. oyuncular nereden geldi? Tamam. O dediği liglerden geldi. O milli takımdaki oyuncular o liglerden geldi. geldi. dolayısıyla... Ha, milli takımı sayıyoruz, ligleri sayıyoruz. dolayısıyla sakladık, mu? Fenerbahçe bu ıı, isteğinde, talebinde son derece %100 haklı. haklıdır. diyor. İşte yıldız tarafı başka. Şöyle bir durum var. İşte yani. Yıldız tarafı başka. Ama peki Fenerbahçe'nin müzesinde duran 1932-33 kupası alındı mı? Alınmadı. Bu kupa var mı? Var. Fenerbahçe o zaman şampiyon mu? Şampiyon. E Burada bir tereddüt yok ki. Bu liglerde bakın bu Türkiye'nin bir kanayan yarası. Aa, bak demiş ki başkan Turgay abi önemli ama bak. Bu yani bizim şu andaki tartışmayın seyrini değiştirecek. Demiş ki Türkiye futbol birinciliği lig usulüne değil eleme usulüne tabidir. Eleme usulü değil. Eleme usulü olan da vardır. İki grup halinde yapılan da vardır. Tek lig usulü yapılan da vardır niküsun yapılan da vardır. Bizim burada başkan bence eksik bilgiye sahip. Ben istiyorsa kendisine bütün bilgileri mail olarak atabilirim. Bir de demiş ki Beşiktaş'ın 7 yıl üstte şampiyonluğu var. 7 yıl üstte. Saymıyoruz biz onları. Niye? İstanbul'daki çünkü. Bir de demiş ki abi talep edilen şampiyonluklara konu dönemlerde gerçekleşen evet. organizasyonlar düzenli ve sürekli değildir.